Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar, 23-29 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, bu hafta İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece yarısı 0:44'te 3 derece İkizler Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. 6. evinizde meydana gelecek bu Dolunay, iş yaşamınız, günlük çalışmalarınız, genel alışkanlıklarınız, düzeniniz, sağlığınızla ilgili konularda bazı önemli gelişmeler ortaya çıkarabilir. Güneş, Satürn ve Merkür Yay burcunda ilerliyor şu sıralarda. Biraz daha günlük hayatınızın yavaşladığı, biraz içe döndüğünüz, yalnız kalma isteğinizin arttığı bir süreçte olabilirsiniz. Ya da üzerinde çalıştığınız herhangi bir iş nedeniyle biraz daha yalnız kalabilir, geri planda çalışabilirsiniz bu dönem içerisinde. Aslında Dolunay haftasında kısa bir mola verebilirsiniz. Kısa bir tatil de yapabilirsiniz. Balık burcunda ilerleyen Neptün'ün Dolunay'la önemli bir teması var. Bu belki size kısa bir dinlenme, kısa bir seyahat imkanı verebilir. İşle ilgili konularda özellikle kullandığınız araç gereçlerde bunlar bilişimle ilgili, internetle ilgili olabilir. İletişim cihazları olabilir. Mail trafiğinizde, sosyal medya araçlarınızda bazı karışıklıklar, kayıplarla karşılaşmanız mümkün. Çünkü oradaki Neptün açısı Güneş'e, Merkür'e ve Satürn'e sert bir görünüm yapıyor. Bu nedenle burada bazı kayıplarla, karmaşalarla karşılaşmanız mümkün. Yapacağınız her türlü iletişimde, konuşmalarınızda, yazılı ve sözlü, her türlü iletişimde biraz daha dikkatli olmalısınız ve iletişim araçlarınızı daha fazla korumalısınız bu dönem içerisinde sevgili Oğlaklar. Dolunay haftasında tabii ki sağlığınız da biraz hassas olabilir. Sağlığınıza da dikkat edin. Özellikle solunum yolları, akciğerler, bazı alerjik örneğin astım gibi alerjik sağlık sorunları da İkizler Burcu Dolunay'ında artabilir. Bu nedenle kullandığınız ilaçlara, aldığınız besinlere bu hafta her zamankinden daha da özenli yaklaşmalısınız sevgili Oğlaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.